şu ana kadar hükümet herhangi bir konuda salgının yönetimiyle ilgili olarak da, ekonomiyle ilgili aldığı paket kararıyla ilgili olarak da, turizm ve yüksek öğrenimin geleceğe dönük planlamasıyla ilgili olarak da sınıfta kalmış durumdadır. Bırakın meclisi toplanmasını veya kendi içinde uyumlu olmayı veya bir bakanın söylediğini diğerinin yalanlaması meselesini. Onun için öyle ya da böyle önümüzdeki aylarda seçim var. Bu bir ara seçim olur, erken seçim olur. Her durumda bu hükümetin önümüzdeki aylarda görevinin sona ereceği ve seçim ertesinde halk iradesine dayalı, böyle şaibeli bir biçimde kurulan değil, halk iradesine dayalı bir hükümetin kurulması bir ihtiyaçtır memlekette. Bu arada siz de hükümet kurmadınız diye ben Tufan Bey'e de söyledim, bir de suçlandınız da yani. Biz elimizi taşın altına koyduk da koydunuz da. Gerçek olan bir şey, bir daha söyleyeyim onu. Hükümet kurmaktan kaçmadı Halkın Partisi. Halkın Partisi sütten ağzı yandığı için Ulusal Birlik Partisi ile hükümetteyken gerek istihdamlar konusunda, gerek imar planı konusunda, gerek Maraş'ın açılması konusunda bize yapılan yanlışlar bir daha yapılmasın ve tekrar etmesin diye konuşacaksak hükümet kurmayı, bunlar bir daha tekrar etmeyecek şekilde ne tedbir koyacağız diye sorduğumuzda kaça kaça bir oldular. Niçin? Bir de demesinler yarın öbür gün olur ve erken seçim olur, hükümet kurma noktası bu böyle. Yani bunlar şu anki konuşacaktır arkadaşlar. Yani ağızdan çıkana sonra tutmasınlar. Hani bunları demiştin diye. Açıkça söylüyorum. Bu gibi konularda Halkın Partisi daha önce yaşadıklarını dikkate alarak imar planında da keyfi bir biçimde bakın sağlık alanında yapılan istihdamlara, şu anda yapılan tartışmalara. Ama işte verdi, o istihdamların yapılış şekli bir kere yanlıştı. Biz sağlıkla ilgilidir diye tolerans gösterdik. Onu istismar ettiler ve gelinen nokta o dönemde başbakan olan Sayın Tatar'ın müsteşarının dahil olduğu listelerle örgüt başkanları ve onların yakınları vesaire şeklinde ciddi anlamda bir istihdam yaptılar. Yapmadılar mı? Geçici öğretmenlikle ilgili olarak aynı istihdamı aynı şekilde yapmadılar mı? Peki ben bir daha Halkın Partisi olarak Ulusal Birlik Partisi ile hükümete girecekseydim geçen sene Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra tabii ki bunların tekrar etmeyeceği ilave güvenceler istedim kendilerinden. Ama biz ilave güvence isteyince Ersan evet, Bey deseydiler, Ersan Bey miydiniz? Kayboldu ortadan. Sayın Başkan evet tamam deseydiler inanır mıydınız? Hayır onu yani bir değil iki değil söyleyeyim çünkü. Ben size inanma meselesi bitti artık. Yani biz zaten sadece inanmadık. Bazılarını koalisyon protokolüne de yazdık. Ama yazmak bile yetmiyor bazı konularda. Ne zaman uygulayabildiğimizi gördük biliyor musun? Mesela yönetim kurulları oluşturulurken kilit bazı rakamları aldığınızda işte o zaman istemeselere bile yaptırabiliyorsunuz. Veya yapmamaları gereken bir şeyi engelleyebiliyorsunuz. Veya bakanlar kurulundan geçecekse siz oy vermediğiniz için karar geçmeyebiliyor. Nerelere bağlayacağınızdır önemli olan hangi karar mekanizmalarına? Biz de bu anlamda artık Halkın Partisi olarak tecrübeli bir partiyiz. Dolayısıyla üstelik de bunları bu belli bazı görev yerlerini, yönetim kurullarını biz kendimize sistem yapalım ya da alalım o kurumun içini boşaltalım diye değil, bunları önleyelim diye istedik. Şeker sigorta ne oradadır. Zarardayken şeker sigorta biz aldığımızda yönetimini şeker sigorta kar ile bıraktı. Lefke Avrupa Üniversitesi'nde hakeza yapılan yönetimle üniversite akademik personeli arasında çok iyi bir uyum oldu ve hiç kimse Kurdet Hoca açtı telefonuna rektöre dedi ki alın ya bunu işe, ister bekçi, ister odacı, ister idari personel, ister bahçıvan, ister akademisyen bir kişiyi bile arayıp ben işe aldırtmadım. Böyle bir inisiyatif almadım. Başbakan yardımcısı olarak bana bağlıydı Lefke Avrupa Üniversitesi. Bir kişi getirsinler göstersinler. Söylemeye çalıştığım şey şudur. Bu kurumların iyi yönetilmesi için duruşunu ortaya koydu Halkın Partisi ama sütten ağzı yandığı için onlar tekrar etmesin diye Ulusal Birlik Partisi'ne gelin bir arkadaş söyleyin bize bakalım hangi tedbirlerden bahsediyorsunuz? İlave hangi tedbirleri alacağız? Eğer bunlar olursa seçim hükümeti kurabiliriz. Normal hükümet değil, icraat hükümeti değil. Seçim hükümeti kurabiliriz noktasına geldiğimizde ilave tedbir dediğimizde kayboldular ortadan. Niçin? Muhtemelen Ankara ziyaretinde Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi ve Ulusal Birlik Partisi benim katılmadığım Ankara ziyaretinde bu uzlaşmayı orada sağladılardı zaten. Tamam? Bu kadar net. Onun için kimse görevden kaçmadı, öyle boş konuşmasınlar. Evet Sayın Başkan ağzına sağlık.